Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. Global Gastronomi Zirvesi'ndeyiz. Harika bir ortam. Güzel insanlar var. Yanımızda da Afyon'dan, Afyon Kültür Daire Başkanı, belediyenin Kültür Daire, Kültür İşleri Daire Başkanı İhsan Akar Bey var. Efendim zirve hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle zirvenin hayırlı olmasını, güzel neticeler ortaya çıkarmasını diliyorum. Gastroekonomi Zirvesi dünyada yeni bir trend. Gastronominin ekonomiye ait kısımlarını irdeleyen, bu konuda neler yapılabileceğini anlatmaya, anlamaya çalışan bir yaklaşım. Aslında turizmin tek çeşidi var bence. Gastronomi kökenli bir yaklaşım var turizmin. Evet. Şöyle ki, diyelim ki bir şehre gidiyorsunuz tatile. O şehirde neler yeriz, o şehirden neler satın alırız diye bir düşünürsünüz. Ya da yani başka türlü turizme de gitsek de mutlaka bir yemek yiyecek. Tabii tabii. Giriyor işin. Mesela yani diyelim, İtalya'ya gideceksiniz. İtalya'da ne yeriz diye bir önceden ön araştırma yaparsınız. Evet. Hele bizim gibi bazı yiyecekler konusunda hassas olan insanlar için. Kesinlikle. Bir ön araştırma yaparsınız. O yüzden gastronomi temelli bir turizm var aslında. Evet. Burada şu an dinlediğimiz panellerde de şunu gördük. Belki o şeyden hiç dikkat etmiyorduk. Bir yılda yaklaşık olarak 1 ton gıda boşa gidiyor. Evet, israf. Yani evet. 1 milyon ton gıda boşa gidiyor ve bunların çoğu otel ekipmanlarından boşa giden gıdalarmış. Bunların da ekonomiye ciddi bir getirisi var, götürüsü var. Bunların değerlendirme ile ilgili yeni yaklaşımlar, işte kağıt tüketimi, tuz tüketimi, bunlarla ilgili geri dönüşülemeyen ekonomik kısımlar var bu işin. Şeker tüketiminin azaltılması, gıda atıklarının çöpte değerlendirilmesi ile ilgili yeni yaklaşımlar var gastroekonomi zirvesinde. Bunda da biz de Afyon'da gastronomi marka şehir olarak ona soracaktım. Şimdi yani bağlayalım. Gastronomi olarak Afyon'da neler yapıyorsunuz? Geçen sene de sanırım bir festival denediniz. Çok başarılı bir festivaldi. Teşekkür ederiz. Onunla ilgili de biraz bilgi alalım. Siz de misafir etmiştik. İnşallah bu yılda hem ekibinizi hem sizi tekrar davet edelim. 29 Eylül 1 Ekim arası Afyon'da 5. Gastronomi Uluslararası Festivali'ne imza atacağız. Biz de gastronomi faaliyetlerini akademik boyuta da taşıdık. Dijital mutfak kurduk. Gastroterapi merkezi var. Gastronominin sertifikasyonuna da önem verdik. Sadece gastronomi okuyanlar değil, ev hanımları, hatta engelli gruplarına da gastronomi faaliyetleri için belge veriyoruz. Ayrıca dijital bir yemek kitabı çalışmamız var. Kağıt israfını önlemek adına hem de milyonlarca insan aynı anda ulaşsın diye internet ortamında bir dijital yemek kitabı çıkarıyoruz. Biz bir de gıdada sıfır atık projesi yaptık. Gıdada sıfır atık şu: Afyon'daki termal 5 yıldız otellerin atıktaki ürünlerini alıp hayvan barınaklarında ve kentsel dönüşüm alanlarında değerlendiriyoruz. Böylelikle gıdadaki israfı da önlemiş oluyoruz. Çok güzel. Peki gastronomi kenti olarak Afyon biliyorsunuz bu UNESCO tarafından 3. kentimiz Türkiye'de. Onun çalışmalardan biraz kısaca yani hangi ili geçerek aldınız? Nasıl evet, süreci anlatalım. 2019'da biz gastronomi şehri unvanına başvurmak için dosya hazırladığımızda sadece şehrin gastronomi ile ilgili dinamiklerine bahsettik. Çoğu kimse bilmez. İstanbul'un et ihtiyacının ve şeker ihtiyacının 1/3 Afyon'dan gelir. Sucuk ihtiyacının yarısı Afyon'dan gelir. Afyon Türkiye'de patates üretiminde ve sera domates üretiminde 1.'dir. Bezelye üretiminde 3.'dür. Soğan üretiminde ilk 5'tedir. Et üretiminde ilk 3'tedir. Türkiye'nin yumurta borsası Afyon'da ortaya çıkar. Çünkü günlük 100 milyondan fazla taze yumurta üretimi var. Mermer ihracatı. Ya işin ekonomik boyutu da var tabii. Bir de Afyon gıdada kendi kendine yetebilen 9 il var Afyon Türkiye'de. Biri Afyon. Et üretimi, süt üretimi de bayağı güzel kombineler var. O yüzden biraz daha et İstanbul'a göre daha hesaplı. Oradan alan insanlar biraz daha hesaplı halde alıyorlar. Çünkü burada nakliye de var tabii. Ben Afyon deyince aklıma kaymak geliyor. Tabii o şimdi tabii işte ne kadar çok ürünümüz var. Mesela UNESCO'ya sunduğumuzda onu söyledik. Kaymakta biz manda kaymağında 1 numarayız diye. Şimdi Mandacılık Araştırma Enstitüsü kuruldu. Amanda diye bir marka kaymağımız var. Sadece Afyon'da üretiliyor. Ve %100 manda sütünden üretiliyor. Karışık inek sütünden üretilenler var. Bunlar daha ekonomik ama %100 manda sütünden üretilen bir kaymak meşhur kaymaklı ekmek kadayıfımızın üstüne konuyor. Yemeklerde de kullanılıyor. İnşallah gastronomi festivaline geldiğinizde sizi o şekilde de ağırlayalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.